İlk olarak az önce bahsettik, Birleşmiş Milletler'le ilgili görüşlere başvuracağız demiştik. Kiminle birlikte? Doktor Ayşegül Selışık'la birlikte FAO Türkiye temsilcisi yardımcısı. Bakalım neler söylemiş. Bir izleyelim, sonrasında devam edeceğiz. Covid-19 bize tarımın ne kadar önemli olduğunu, gıdanın aslında hayatımızda ve beslenmemizde ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Peki gıda üretimi için en temel girdi ne? Su. Tarımın kullandığı su oranı yaklaşık %74. Ya geri kalan kullanılan su ise içme suyu ve sanayi suyu olarak geri kalıyor. Baktığınızda gerçekten suyun ne kadar önemli olduğunu aslında sadece bu şekilde bile görebiliriz. Ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü olarak suyun önemini dikkat çeken 2020'de Kasım ayında yayınladığımız bir rapor var. Dünyada gıda ve tarımın durumu diye. O raporda da özellikle suyun önemine dikkat çektik. Türkiye'de belki su kısıtı hissedilen bölgeler oldu. Akdeniz ikliminde yer aldığı için Türkiye iklim değişikliğinin de etkisiyle, yağmurların azalmasıyla bunu hissetti. Büyük şehirlerimiz hissetti. Ankara, Bursa, İstanbul gibi. Ama sonuçta daha küresel açıdan bakarsak 2050 yılında dünya nüfusu artacak. 9 milyara ulaşacak. Bu 9 milyar nüfusu beslemek için yaklaşık %60 oranında tarımsal üretimimizi artırmamız lazım. Peki tarımsal üretimimizi arttırdığımızda en çok neyi kullanacağız? Tabii ki suyu kullanacağız. Ama daha az suyu kullanarak daha verimli üretim yapabilmemiz gerekiyor. Çünkü su giderek azalıyor. Artık dünyada yaklaşık 1.8 milyar insanın su kısıtı altındaki bölgelerde yaşayacağı FAO'nun raporuna göre tahmin ediliyor. Bu rapor ayrıca bize suyun daha kontrollü kullanılması gerektiğini, suyun muhasebesinin iyi yapılması gerektiğini, yani suyun muhasebeleştirilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Risk yönetiminin iyi yapılması gerektiğini hatırlatıyor. Ama bir taraftan da tabii ki öyle bir süreçteyiz ki hem kentlerde yoğun bir yaşam var, bir taraftan binalar, yeni inşaatlar yapılıyor ve aslında neye karşı yapılıyor? Tabii ki ciddi bir içme suyu, temiz içme suyu kullanımına, aşırı kullanımına karşı da yapılıyor bunlar. Bu rakam da bizim raporumuza göre yine %41 oranında. Gerçekten aslında su her şekilde hem bir tehdit altında, hem de Türkiye açısından bakarsak, Türkiye Orta Asya ülkeleriyle aynı kategoride değerlendiriliyor. Son 20 yılda dünyada da olduğu gibi temiz içme suyuna erişimde %20'lik bir azalma olmuş. Erişim demesek bile buna, yani içme suyu kullanımında %20'lik bir kullanımı ve kaynaklarda %20'lik bir azalma olmuş. Tabii bunun içinde iklim değişikliği başta olmak üzere diğer konular da var. Her şekilde bundan sonra suyu, kullanılan suyu bile geri dönüştürerek kullanmamız gerekiyor. Daha akıllı sistemleri devreye koymamız gerekiyor. Ama bireysel olarak da, tüketici olarak da bunun bilincinde olmamız lazım. Ama ne olursa olsun tarım sektöründe tabii ki daha akıllı teknolojilerin devreye girmesi gerekecek. Altyapı yatırımlarının güçlendirilmesi gerekecek. Ama öncelikle tabii ki çiftçimizin de bilincinin artırılması gerekecek ki doğru şekilde kullansınlar ellerindeki suyu. Yağmur suyundan da daha fazla faydalanabilsinler. Ve bununla ilgili basit teknikler var, basit yöntemler var. Her şekilde bunun bilgilendirilmesi mutlaka yapılıyor. Daha da fazla yapılacaktır. Artık su bizim için önemli. Suyun değerini bilmemiz gerekiyor. Ki 2021 yılında Dünya Su Günü çerçevesinde de aslında belirlenen tema suyun değerini bilelim şeklinde. O yüzden hep birlikte suyun değerini bilelim diyorum.